Sevgili seyirciler, bugün ikinci yurt dışı seyahatimizi yaptığımız Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deyiz. Kıbrıs'tan sonra hızımızı kesmedik. Direksiyonu Bakü'ye çevirdik. Azerbaycan'ın şehirlerini, yani benim şehirlerimi dolaşırken gördüklerimizi ve hissettiklerimizi elimizden geldiğince sizlere de aktaracağız. Rahmetli Haydar Aliyev'in de söylediği gibi, bir millet iki devlet şiarıyla Azerbaycan şehirlerini gezerken sürekli iki bayrağımızı birden yan yana görmenin gururunu tarif etmeye kalksam sözler kifayetsiz kalır. Karabağ'ın, yani öz yurdumuzun 44 gün gibi kısa bir sürede işgalden kurtarılıp geri alınmasının da haklı gururunu yaşarken dolaştığımız şehirlerde gördüğümüz kardeşlik yaşamaya değer doğrusu. Azerbaycan tarihi taş devrine kadar uzanmakta. Kobustan'da milattan 10 bin yıl önce oluşturulduğu tespit edilen bulgular UNESCO tarafından hazırlanan dünya mirasları listesine dahil edilmiş. Bu yerleşimin bulgularına Azıh mağarasında rastlanmıştır ve Kuruçay kültürü adıyla tanınır. Eski taş çağı ve tunç çağı ile ilgili kalıntılara ise Pağalar, Damcılı, Zar, Yatak Yeri adlı yerleşim merkezlerinde yer alan mağaralarda ve Leyla Tepe ile Saraytepe nekropollerinde ulaşılmıştır. Azerbaycan tarihinde sırasıyla İskitsakalar, Mana Devleti, Persler, Medler, Ahameniş İmparatorluğu, Selevkoslar, Romalılar, Albanyalılar, Sasaniler, Safeviler, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Şirvanşahlar, Altın Ordu, Timur ve bir kısmına hakim olan Osmanlılar var. 1918 yılında Mehmet Emin Resulzade tarafından kurulmuş olan Müşavat Partisi öncülüğünde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti. Yeni Cumhuriyet için kullanılan Azeri ismi Cumhuriyet'ten öncesine dayanır ve Cumhuriyet öncesinde sadece günümüz İran'ının kuzeybatı komşuları için kullanılırdı. İsminin kökenine baktığımızda ise Azar, Ateş, Baycan veya orijinal olarak bilinen haliyle Payegan, Farsça muhafız koruyucu, Azar Payegan, Ateş muhafızları anlamına gelmektedir. Adların kökeni Zerdüştlük dönemi Perslerine dayanır. Müslümanların Pers'i fethetmesinden sonra birçok Farsça söz Arapça yazılmaya başlandı ve orijinal telaffuz şeklini yitirdi. Böylece Azar Payegan, Azerbaycan olarak bilinir hale geldi. Öncelikle Azerbaycan'ın kurucusu Haydar Aliyev'i ebedi istirahatgahında ziyaret ediyoruz. Nur içinde yatsın, Haydar Aliyev bağımsız Azerbaycan'ın kurucu babasıdır. Bizzat tanıdığım için aziz hatırasına duyduğum saygı tarifsizdir. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Tabii Haydar Aliyev Türk dünyası için çok önemli bir lider. Kendi sözü daima bizler tarafından artık bir pelesenk olmuştur. Her toplantımızda, gerek resmi toplantılarda, gerek özel toplantılarda, gerek ticari toplantılarda açılış sözü olarak, kapanış sözü olarak kullandığımız Azerbaycan ve Türkiye iki devlettir ancak bir millettir sözünü hep bize öğretmiş çok önemli bir liderdir.
Kendisini saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyoruz. Önce Bakü Bulvarı'na uğrayacağız. Sevgili izleyiciler, benim şehrim Bakü'de görüyorsunuz. Bugün oldukça eski bir bulvarın üzerinden geçeceğiz. Bakü Bulvarı bu. 100 senenin üzerinde yapımı olan, 29 kilometre uzunluğu olan bir yer. Arka tarafta son derece güzel yeşilliğin arkasında modern binalar görüyorsunuz. Bu 1992 yılından sonra Azerbaycan'daki altyapı, üst yapı hareketleri yapılırken çok hızlı bir şekilde gelişme gösterirken Türk müteahhitlik sektörü de yaptığı başarılı çalışmalarla dünyada adını iyi bir şekilde gösterdiği için birçoğunu buradaki binaların böyle yüksek ve son derece güzel mimari harikaların çoğunu Türk müteahhitler gerçekleştirdi. Azerbaycan Türk iş adamları gerçekleştirdi. Şu anda bakıyorum ben, Bakü hakikaten dünyanın en modern şehirlerinden biri haline geldi. Bakü'nün tarihine baktığınız zaman Bakü'nün kurtuluşunun 104. senesini kutladık. Şimdi yine geliyoruz. Halen daha Bakü'de biliyorsunuz Ermenilerin esas Azerbaycan toprağı olan Azerbaycan'ın öz torpaklarında hala hak iddia etmelerine çalışırken birçok Azeri kahramanları şehit ediyorlar. Şimdi biz Karabağ Azerbaycan'ındır diyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır diyoruz. Yine aynı şekilde şu anda halen daha bu çatışmalar devam ederken Azerbaycan kendi toprağını korumak amacıyla çok haklı bir savaş yürütüyor. Burada da Türkiye savunma sanayi alanında elinden gelen desteği veriyor. Şimdi denize daha geliyoruz. Siz bizlerle beraber deniz programları, su programları görmeye alışıksınız, yüzme yarışları. Şimdi burası da Hazar Denizi. Kısmet olursa buralarda da böyle güzel maratonları yapmak istiyoruz. Burası aslında dünyanın en önemli hidrokarbon merkezlerinden bir tanesi. İleride göreceğimiz Sumgayit petrol ve doğalgaz hidrokarbon sanayi merkezi çevresinde dünyanın en kaliteli petrolü Azerbaycan'da çıkar. Dünyanın en kaliteli gazı Azerbaycan'da çıkar. Hakikaten normal dünya petrol, Brent petrole baktığınız zaman buradaki petrol daha değerlidir, daha yüksektir. Bazen bakıyoruz Türkçe'de kelimeler karışıyor ama bazen kökleri Azerbaycan'da görürüz. Köklerden size defalarca anlattığım gibi su çekeriz buralarda, kendimize geliriz. Türk'ün olduğu her yerde de mücadelenin olduğunu unutmamak lazım. Şimdi sırada Türk şehitliği var. 1918'de Nuri Paşa komutasındaki Türk Kafkas ordusu ile Ruslar arasında gerçekleşen savaşın şehitlerinde sıra. Sevgili seyirciler, bu arkamızdaki anıt 25 Mayıs 17 Kasım 1918 tarihleri arasında cereyan eden Kafkas Harekatı'nda Nuri Paşa komutasındaki Türk Kafkas ordusunda verdiğimiz kayıplar. Hem Azerbaycan hem Türk. Yaklaşık 104 yıl oldu. Şu sıralarda 104. Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü kutluyoruz. Kafkas ordusunun içerisinde Anadolu'nun her yerinde Türkleri ve Azerbaycan'ın her yerinde bütün Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizi görürsünüz. Onlar kahramanlık destanı burada sergilediler. Tamamıyla düşman ordularından buraları temizlediler. Ve aslında bunun hikayesini siz iyice bakarsınız, görürsünüz ama ayrılır mı gönül candan, Türkiye Azerbaycan'dan düsturunu yüreklerimize perçinleyen o muhteşem askerlerin, şehit Mehmetçiklerin anısına bu dikildi. Bu anıt dikildiğinde ben dış ticaret müsteşarıydım. Buradaydım. Gözlerimiz dolu dolu oldu. Çok güzel günler, çok vefalı insanların arasında bunları gördük. Gerçekleştirildi. Şimdi Şehitler Hiyabani'ni beraberce bu kadar şehidimiz var. Yan yana yatıyorlar. Ve enteresandır. Farklı etnik kimliklerden, farklı etnik kökenlerden, farklı mezheplerden, farklı dinlerden insanları da burada göreceksiniz. Yan yana yatıyor. Azerbaycan'da, Bakü'de Şehitler Hiyabani mutlaka her Türk'ün görmesi gereken bir şehitlik. Burada yatan insanların o kahramanlık destanları olmasa bugün ne Türkiye ne Azerbaycan böylesine dünyada söz sahibi olamazdı ve bu topraklara sahip olamazdı. O zaman eski şehitlerle yeni şehitler burada bir araya getirmiş. Mesela burada daha çok 70-92 arasında yaklaşık 22 yaşındaki
yiğitler yatıyor. Böyle bunlar daha sonra biraz daha eskiye doğru gidiyoruz. Azerbaycan'ın tarihine yer etmiş, büyük kahramanlıklar göstermiş. Mirzayev Rizvanoğlu, Tagiyev Elmar, Şahnamazoğlu, Şükürev Elçin, Sivaşoğlu, Demetyev Alekseyev, Vasilyevich. Mesela bakın, Dimitrenko Oleg mesela, bakın Vilidorovich. Şimdi bakıyorsunuz bu ülke için ve dini, dili farklı olabilir. Ama bu ülke için bu bayrağın altında savaştı. Şehitler Hıyabani ise 1990'da yine vatanımızı savunurken verdiğimiz şehitlerimizi ağırlamakta. Burada dikkat çeken hemen hemen her milletten ve dinden burayı vatan kabul etmiş insanların verdiği mücadele. Sırada Dağ Üstü Park var. Sevgili seyirciler, Azerbaycan'da Şehitler Hıyabani'nde bu abidede yanan bu ateş ilelebet yanacak. Gelecek nesillere örnek olsun diye bu şehitliğin bu ateşi hiçbir zaman sönmeyecek. Bu kahramanlık hiçbir zaman dinmeyecek. Tabii burada en güzel Bakü manzarasının da olduğu yerdeyiz aynı zamanda. Ben sevgili izleyicilerime Bakü'de bu bulunduğumuz Şehitler Hıyabani'nden neler daha sonra yapıldı şöyle bir anlatayım. Mesela bu televizyon kulesi ve anten olduğu gibi bütün tek yerde toplandı ve son derece güzel bir şekilde bütün yayınların yapıldığı bir merkez ve üst tarafta da insanların ulaşabildiği gayet güzel restoranın olduğu bir yapı sağlandı. Şimdi bu tarafa geliyoruz. Burası Şehitler Hıyabani'nin hemen yanı Azerbaycan Parlamentosu'nun, Azerbaycan Millet Meclisi'nin olduğu yerdir. Burada görürsünüz son derece güzel oteller etrafında, orada da devlet dairelerini ve ikametgahları görürüz. Aşağıya baktığınız zaman Hazar Denizi sportif alanlarıyla çeşitli açık su etkinlikleri de yapılıyor. Su sporları yapılıyor. Burada kütüphaneler ve arkada endüstri bölgelerini görüyorsunuz ileride. Bu tarafta da daha çok bizim müteahhitler tarafından zamanında yapılmış modern yapıları görüyorsunuz. Onlar da Bakü zaten Hazar'ın incisi. O incinin elmasları olarak bence oralarda duruyorlar. Şimdi sırada Harbi Ganimetler yani Savaş Ganimetleri Parkı var. Sevgili benim şehrim Bakü izleyicileri. Bakın burası Harbi Ganimetler Parkı. Yani bunlar savaşta kazanılan, karşı taraftan elimize geçirilen Azerbaycan'ın ganimetleri. Birazdan göreceğiniz askeri araçlar, bütün bu toplar, tanklar, tüfekler hep daha yüksek teknolojili ülkelerden getirilmiş çeşitli makina ekipmandı. Burası bu savaşın unutulmaması adına yapılmış, herkesin rahat rahat görebileceği, çoluk çocuk gelip Azerbaycan'ın diğer kuşaklarına armağan edebileceği bir yer. Azerbaycan Devlet Başkanı rahmetli Haydar Aliyev'in bir sözü vardı. Bundan sonraki kuşaklara verdiği bir sözdü bu ve onlara bir öğüttü. Diyor ki, biz torpaklarımızın azadlığını, müstakil Azerbaycan'ın hudutlarını berpa edeceğiz. Haydar Aliyev. Devlet Başkanı İlham Aliyev hakikaten ordusuna ve ülkesine büyük bir moral vererek bu mücadele yapıldı. Aslında Azerbaycan topraklarıydı. Kendi topraklarını tekrar aldılar. 30 sene işgal altındaydı. Sonra 4 Ekim önemli. Bu Gabriel Beyoğlu'nun Karpulu, Şükürbeyli, Karımaralyan, Karakan, Daşkesen, Horoğlu, Mahmutlu, Caferabat kentlerinin alınması. Daha sonra 9 Ekim'de benim doğum günümde Adrut olduğu gibi buralar tamamıyla işgal altından kurtarıldı ve Yukarı Güzdak, Grazili ve Tartar rayonunun tamamıyla ele geçirilmesi. 14 Ekim'de yine burada 17 Fuzuli, çok önemli bir yer Azerbaycan tarihinde, Fuzuli'nin tekrar alınması ve İlham Aliyev orada biliyorsunuz bayrağı, Azerbaycan bayrağını tekrar dikiyor. Guadaferin Köprüsü'nde
yaklaşık Azerbaycan bayrağı. Bu binlerce yıllık bir köprü biliyorsunuz. Bizim tarihimizde çok önemli bir yer. Orada kent kent bu mücadele yapıldı. Belki farklı göremedik. 20'sinde yine Zangilan, çok önemli bir bölge, temizlendi Ermeni askerlerinden ve dökümanlarından. Gün gün savaşı burada anlatıyor. 10 Kasım'da artık nokta kondu. Ve burada dendi ki artık Ermenistan Başnaziri ve Azerbaycan Respublikası Prezidentinin, Azerbaycan Devlet Başkanı'nın diğeriyle beraber yaptığı burada anlaşma. Kasım'da yine üç taraflı beyanat yapıldı ve 25'inde altına imza attılar ve burada herkes Karabağ'ın tekrar Azerbaycan olduğunu tespit etti, anladı. Ama görüyorsunuz şu içinde bulunduğumuz günlerde yine haksız bir şekilde anlaşmada altına imza attıklarının tam tersi bir şekilde tekrar silahlanma yaparak, oradaki ateş hattını kurarak bizim Azerbaycan Türklerimizi şehit ettiler. Attığınız anlaşmanın altında durun. Yani dünya bir anlaşma yapıyorsa ve üç ülkeli bu anlaşma. Yani buna hepsi Azerbaycan var, Ermenistan var, Rusya var. Şimdi siz bunun altında imzanız var. Buna uygun hareket etmeniz lazım. T-27, yani görüyorsunuz bunlar hep tabi savaş sırasında ele geçirildi ve enteresan olan, sizlerle beraber sevgili seyirciler, Kıbrıs Barış Harekatı'nı izlemiştik. Orada ele geçirilenlere de bakmıştık. Ganimetlerin içerisinde hep bir takım zincirler, kelepçeler görmüştük. O Rum askerlerinin açmasın diye tanklara bağlandığı, zırhlı personel taşıyıcılara bağlandığı kelepçelerdi. Burada da aynı şekilde Ermeni askerlerinin bu elde edilen trallerlerden ve bütün personel taşıyıcılardan, tanklardan gördüğümüz, onların da aynı şekilde kaçmasın diye içerisinde kelepçelendikleri, zincirlendikleri araçlar. Böylesine araçlarla Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi, hak edilen bir savaş yoksa o bir cinayettir der. Hakikaten böyle. Ama biz kendi ülkemizin toprağını geri almak için yaptığımız bu haklı mücadeleyi de başka çaremiz olmadığı için öz topraklarımızı geri aldık. Türkler de böyle yaptı, Azerbaycan Türkleri de böyle yaptı. Arkadaki modern Bakü'nün önünde 44 günlük savaş hiçbir zaman unutulmaması gereken bir savaş olduğu için buradaki bütün Ermeni cephanesinin, Ermeni tanklarını, Ermeni uçak savarlarını görüyorsunuz. Ermeni halkıyla Azerbaycan halkı arasında herhangi bir sıkıntı yok. Bugün Ermenistan'daki Azeriler ve Azerbaycan'daki Ermeniler rahat rahat yaşamalarına devam ediyorlar. Ancak eskiden de bu toplum bir arada yaşamasını beceriyordu. Ne zaman ki yöneticiler kendi içerisindeki gücü arttırmaya çalışmak ya da bir iktidardan düşmemek için sağa sola sataşıp savaş ilan ederler, o zaman halklar da birbirlerine giriyorlar. Bugün şu Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın yaptığı son derece haksız bir girişim, son derece haksız bir savaş, altına imza attığı anlaşmayı şu son zamanda hepimiz dünya şahit, tekrar onları hiçe sayarak yine bir savaş zemini hazırlatıyor. Ve bence çok yanlış yapıyorlar. Bunların, yani aynı şeyi Yunanistan Türkiye'ye yapıyor. Nereden alıyor? Sırtını dayıyor başka ülkelere. Oradan aldığı güçle bunu yapmaya çalışıyor. Yoksa biliyorsunuz bizim birkaç tane stadyum dolusu insanımız oradaki harbi rahat rahat kazanır. Azerbaycan da aynı şekilde. Ermenistan'ın bugün fazla bir gücü yok. Arkasına yasladığı ülkelerin sayesinde Ermenistan kafa tutmaya çalışıyor ama bence beyhude çabalardır. Evet, görüyorsunuz burada hepsi bu meşhur Sturm S, bunların hepsi meşhur silahlar biliyorsunuz. Sovyet blokunda zamanında yapılan üretimde çoğu Rus yapımı ama aralarında başka ülkelerin yapımı silahları da görüyoruz. Şimdi sizle bariyer ve siperlerin içerisine giriyoruz. Birebir savaş düzeni olarak yapılmış. Tahkimatlar çok önemlidir biliyorsunuz. Göğüs göğüse çarpışmaların yaşandığı yerlere geliyoruz. Cephe içerisinde yukarıda devamlı ateş hattı olduğu için bizim Çanakkale'de de biliyorsunuz mermiler birbiriyle çarpışıyordu. O kadar yoğundu. Kahraman Azeri kardeşlerimiz mücadelelerini sürdürdüler. Çeşitli makinalar olsun, savaş cihazları olsun,
hepsi bir alanda dağınık düzen içerisinde harekete geçirtti Azerbaycan kuvvetlerini. Ve yukarıdan tabii SİHA'larla, İHA'larla yapılan tespitler ve destekler, savunma sanayileri alanında yaptığımız işbirlikleri ciddi bir şekilde Azerbaycan ordusunun üstün gelmesinde katkı sağladı. Normal siperlerin içerisinde yol alıyoruz. Derin kazılmış, oldukça derin kazılmış. Bunun üstünden tabii geçiş herhangi bir şekilde olmasın diye bu görüyorsunuz jiletli tabir ettiğimiz korunaklı bir telle geçişi gerek insan geçişini gerek hayvan geçişini engelleyecek şekilde yapılıyor. Çünkü bunlarda bazen uzun zaman kalma imkanı olabiliyor. Ve burada bizim yaptığımız çalışmalarda sizlerle daha evvel Çanakkale'yi çekerken bu siperlerin benzerlerini görmüştük. Burada da bu savaş içerisinde Ermeni askerlerden elde edilen şu olduğu gibi hedef sabitlenmiş ve burada 7.62'lik bir AKM görüyorsunuz. Buradan baktığımız zaman sabitlemişler takır takır orada bizim kahramanlarımızı yok etmek için. Ve burada bir Ermeni asker bu yaptığı işi kendisi de çok tasvip etmediği için buraya yazmış kendi Ermenice burada. Arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla ey ordu diyor aç gözünü adaletsiz dünyaya bak diyor. Yani adaleti aslında sağlaman lazım bizi boşu boşuna Karabağ'da görevlendiriyorsun. Karabağ'da Ermeni askerleri kesinlikle görev yapmak istemiyorlar. Biliyorlar orada bir haksızlık var ve gitmek istemiyorlar ama özel teşviklerle zorla götürdüler. Sevgili seyirciler, bu hiç de kolay bir savaş olmadı. Çünkü düşman tarafı hazırlıklıydı, senelerce buraları tahkim etmişti. Arka arkaya birçok bariyerden geçerek bunlara ancak bu tarafa gelebildik. Şimdi geldiğimiz yer size gösterdik. O siperlere girildi, göğüs göğüse çarpışıldı. Ama bu siperlere gelmeden evvel en sonda 9. sette var mesela. Burası jiletli tel dediğimiz herhangi bir şekilde alçak sürünmeyle de geçemeyeceğiniz, üstünden atlayamayacağınız bir set. 8. bariyerde tamamıyla görüyorsunuz tellerle ve kesinlikle tuzaklarla içine el bombaları bağlanmış tellerle buraları tahkim etmişler. Kahraman Azerbaycan'ın kardeşlerimiz burada çok güzel iş yaptılar. Kendi topraklarını, öz topraklarını tekrar geri aldılar. Görüyorsunuz bütün dünya bir şekilde arkalarında. Ermenilerin destekleri, makina, ekipman, para, finansal imkanlar ama hiçbir şey kahraman yürekleri aşmaya izin vermez. Burada gerçek bir kahramanlık hikayesi var. Ben de sizlerle değerli seyirciler bunları paylaşırken emin olun tüylerim diken diken oldu. Şurayı görüyorum. Bu hakikaten çok önemlidir. Yani Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'yla tabii çok farklı tarihlerde ama nedenler aynı. Biz kendi topraklarımızdan düşmanı çıkarmak için ve arkasına bütün dünyayı o zaman İngiltere'yi, Fransa'yı almış olan, Amerika'yı almış olan Yunan kuvvetlerinden kendi topraklarımızı kurtarmak için o savaşı yaptık. Binlerce insanımız şehit oldu. Azeriler de aynı şekilde bakıyorsunuz Karabağ'da kendi öz topraklarını tekrar almak için kahramanlık gösterdiler. 30 sene de olsa Haydar Aliyev'in sözünü tuttular rahmetli ve oğlu İlham Aliyev'e, devlet başkanı İlham Aliyev'e nasip oldu. Karabağ toprakları tekrar Azerbaycan'ın oldu. Karabağ Azerbaycan'dır. Sevgili seyirciler, bu parkta aslında ibret olsun diye çok güzel bir mühendislik, çok güzel bir mimari çalışma yapılmış. Şu anda üstünde oturduğum bu bank, dinlenmek için kullandığım bank aslında bir cephanelik. Bakıyorsunuz bir mermi sandığı. İşte görüyorsunuz askeri bir sandık. Yani savaştan değil de barıştan yana olduğunu ve burada ibret alın. Bakın oturduğunuz yer bu savaş sandığı, cephane sandığı diyor. Aynı zamanda burada tankın bu mermilerinden, top mermilerinden yapılan çok güzel şeyler var. Yani insanlığı savaş zamanında üstlerine atılan bombaları, topları Azeriler almış, Ermenilerin kendisine hayatlarını karartmak için gönderdiği topları, top mermilerini burada
insanlığı aydınlatan lambalar haline getirmiş. Bunları kullanıyorlar bütün bu parkın içerisinde. Yine aynı şekilde kovanları almışlar, çöp kutusu yapmışlar. Kovan kapaklarını da bakıyorsunuz böyle çöp kapağı olarak burada kullanıyorlar. Yani bu da aslında tamamıyla Azerbaycan'ın savaşın sıkıntılarını vatandaşlarına anlatırken geleceği de böyle ışıklı bir dünya bırakmak için yapıldığını çok güzel bir şekilde anlatıyor. Sevgili izleyiciler, şimdi Azerbaycan Türklerine atılmış Simeç roketini görüyorsunuz. Bu roket burada kahvaltı masasında bir aileyi yok etmiş. Olduğu gibi burada savaş sonrasında alınıp getirilmiş. Çok tahrip gücü yüksek. Onlar sivilleri vururken Azerbaycanlı kahramanlarımız gerçek savaş alanında aynı roketi onlara göndermişler. Orada da bir roketi görüyorsunuz. Ne amaçla kullanıldığı belli. Sevgili seyirciler, arkamda gördüğünüz Karabağ Azerbaycan'dır. Aslında bu son 44 günlük savaşta değil, Birinci Karabağ'ın da öcünü almış olan, orada plakaları zamanında sivilleri öldükleri plakaları dizenlerin askeri araçlarının plakalarını orada tekrar bir kısas yapılarak konmuş olduğu ve sembolize edildiği bir tablo. Dünyada biliyorsunuz, Türk dünyasında her zaman bir söz var. Türklerin dostluğunu alın. Düşmanlığı çok ağır olur, kaldıramazsınız. Düşman safhasına geçirmeyin Türkleri. Azerbaycan Türkleri de böyle diyorlar. Bizle dost geçinin. Eğer tutar da düşman olmaya kalkarsanız o zaman sonucuna katlanırsınız. Herkes akıllı olsun. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk silahla olan savaşı bitirir bitirmez ekonomik savaşa, yani kalkınmaya önem vermiş ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni sağlam temellere oturtmuştur. Biz de şimdi iş ve iş dünyasında işbirliği konuşmak üzere Azerbaycan Türk İş Adamları Derneği ATİB'in düzenlediği toplantısına katılmaya gidiyoruz. Yakın dostum Cemal Yangın'ın başkanlığını yaptığı bu dernek iki ülke arasında çok değerli bir kümelenme oluşturmuş durumda. Cemal Yangın Bey 30 yılı aşkın süredir burada Türk dünyası için çok önemli çalışmalar yapmakta. Burası beraberce epey görev yaptığımız, evet, mutlu olduğumuz, çok güzel kralların önünde de en tepeden en aşağı herkesin önünde beraber olduğumuz bir yerdir. Çok sağ olun, öyledir. Çok güzel. Şahidiyiz. Evet. Ülkenin kuruluşundan bugüne kadar sağ şahidiyiz. Büyük desteğiniz oldu. Allah razı olsun. Ticaretin gelişmesindeki büyük desteğinizi iş adamları unutmaz. Biz görevimizi yaptık. Görevinizden öte sevginizi koyuyordunuz Sayın Bakan. Öyle ya, gönlümüzü koyduk. Sen bu, böyle... Bu önemliydi. Tabii yani sen Azerbaycan Türk İş Adamları Dernek Başkanı olarak yaptığın Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticarete büyük katkın var. Bunu da bizim sevgili seyircilerimize söylememiz lazım. Cemal Başkanımızın yeri bizde çok başkadır. Çok sağ olun Sayın Bakan. Azerbaycan iş hayatında müthiş bir desteği olan, Azerbaycan'ı da çok seven ve Kürşat Tüzmen Bey, Sayın Bakanımız bizi teşrif ettiler, onurlandırdılar. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Her bakanımızın bize hizmetleri var, destekleri var ama Kürşat Bakan'a, iş adamları adına gönülden bir teşekkür borcumuz var. O da bize ticaret yapmayı öğretti. Uluslararası ticaret nasıl yapılır onu öğretti. Neler yapmamız gerektiğini öğretti. O yüzden bir kez daha minnettarım, alkışlıyorum kalben. Biz görevimizi yaptık. Cemal Başkan'la birlikte bütün burada sizin çok değerli temsilcilerinizle, arkadaşlarımızla. Tabii benim de ekibim çok kuvvetliydi. Benim yani yanımda çalışan, beraber çalıştığım arkadaşlar gayet iyi yetişmiş arkadaşlardı. Hatta aranızda bazıları halen görevlerine devam ediyorlar. Yakup Bey. Onlarla beraber yaptık. Yakup Bey, diğer arkadaşlarımız, hepsinin emeği var. Biz bir aile olarak yaptık bu işi, aile işi yaptık. Ve güzel oldu. Daha da iyi olacak inşallah sayenizde. Arkadaşlar, Sayın Bakanımın bugünkü ziyareti bir sosyal proje. İnternetten mutlaka takip edin. Benim Şehrim diye bir program çekiyor. Bir bakanın bakanlığı zamanında hem ciddi hem sevimli olan ama program çekerken tam sevimli olan bir Kürşat Bey'le karşı karşıyayız. Bugün Bakü'yü çekeceğiz ve Bakü'yü dünyaya bir bakan ağzıyla anlatacak. Onun için
Bakü ve Azerbaycan adına bir kez daha teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Sağ olun. Var olun. Eksik olmayın. Sayın Bakanım, değerli arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün geleneksel ailevi seher yemeğimizi birlikte yedik. Hepinize hoş olsun. Seher yemeğimizin çok değerli bir konağı var. Azerbaycan'ı çok seven, uluslararası ticaretin yapılmasına herkese müellimlik eden Türkiye'nin geçmiş inkişaf naziri Kürşat Bey. Hoş geldiniz efendim. Bugün bize vatan torpaklarını hediye eden insanlara bir fatiha borcumuz var. Bir minnet borcumuz var. Muzaffer ordumuzun kahraman askerleri ve kahraman şehitleri ve Ali Başkomandanımıza teşekkürle birlikte şehitlerimizi derin hüzünle yad eder. Şairin dediği kimi, torpak uğrunda ölen varsa vatandır. Biz iş adamları olarak elbette ki inkişafa büyük destek vermeye yürekten hazırız. Ancak hükümetlerimizin iş adamlarına verdiği büyük destek karşısında biz daha çok çalışmalıyız. İşlemeliyiz, inkişaf ettirmeliyiz. Biz eğer değilsek Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Azerbaycan'dır. Vesselam. Ama iş adamları olarak inkişafta rolumuz var, mecburiyetimiz var, sevgimiz var, hürmetimiz var. Cenab-ı Nazirimizin Azerbaycan diyende ben ne kadar heyecan geçirdirsemse 30 yıllık bir Azerbaycan sevdalısı kimi Cenab-ı Nazirim benden 10 defa artık heyecan geçirdiğini bilirim. İş adamı olarak biz muharebe bilmirik. Biz muharebe istemirik. Ben hemşire söylüyorum. Diyorum ki biz Karabağ'da muharebe etmedik. Biz Karabağ'da öz torpağımızı hilas ettik. Muharebe başkasının torpağında olan. Biz öz torpağımızdan, öz ortağımızdan adamları kovaladık. Başımızda Ali Başkomandan, demir yumruğuyla onları kovaladık. Ve bugün geldiğimiz noktada Karabağ'ın inkişafında her birimizin rolü ve görevi var. Hürmetli Nazırım, sizin her zaman bize tövsiyeleriniz çok güçlü, çok yeterli ve çok yerindedir. İmkan verseniz, lütfetseniz bize bir çıkışınızı ve tövsiyelerinizi, ürek sözlerinizi söyleseniz minnettar olurum. Buyurun Cenab-ı Nazırım. Çok değerli Azerbaycan Türk iş adamları, değerli başkan, Cemal Bey'le biz 30 seneden fazla kardeşliğimiz var, arkadaşlığımız var. Birbirimizi çok güzel günlerde, çok sıkıntılı günlerde de hep yan yana taşıdık, görüştük. Beraberce sizlerle beraber bugünlere geldik. Ben ana vatandan geldim, ata toprağıma geldim. Şimdi torpak deyince biraz işler değişiyor. Karabağ Azerbaycan'dır diyoruz. Bunu biz 30 sene önce buraya geldiğimiz zaman, söylediğimiz zaman cılız çıkıyordu o zaman sesler. Şimdi bakıyorum, gelinen noktada tekrar kendi öz toprağını aldı Azerbaycan ve Karabağ bizimdir. Her zaman bizimdi zaten. Yani daha dün burada Kafkas ordularının Bakü'yü kurtarışının 104. yılını kutladık. Yani yüzlerce sene, binlerce sene Karabağ Türk toprağı, Azerbaycan toprağı. Cemal Başkanımın dediği gibi buraya da bir geliş var. Bu nedir? Savaş, muharebe başka topraklarda yapılır. Toprak kazanmak için yapılır. Ama Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi orada komutanlar geliyor, soruyor. Ülkeniz çok güzel savaşı kazandınız diyor. Kurtuluş Savaşı muhteşem bir şey. Ne diyorsunuz? Biz sadece diyor kendimize ait toprakları geri aldık. O da bir kısmını yani ha. Şimdi aynı şey. Bir Kurtuluş Savaşı'ndaki ruh neyse Azerbaycan'ın Karabağ'da, Suşa'da, Laçin'de, diğer yerlerde gösterdiği kahramanlık ve bu toprakta yatan şehitlerimiz hep aynı ruhtan. Biz kendimize ait olan bir toprağı geri alıyoruz. Değerli Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev burada yaptığı çalışmalarda hep onu söyledi. Yani biz barış taraftarıyız ama mecbur kalınca savaşa da bir şekilde yüreğin olacak, yetecek, yapacaksın, işini halledeceksin. Şimdi önümüz daha güzeldir. Tabii bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acilen şifa diliyorum. Burada onları anılarını daha iyi noktalara götürebilmek için, onlara layık olabilmek için yapacağımız bir şey var. Bu da siz iş insanlarına düşüyor. Azerbaycan'ı
daha mamur, daha müreffeh bir hale getirmek. Nasıl olacak? Yüksek teknolojiyle birleştireceğiz. Karabağ'daki altyapıyı daha iyi hale getireceğiz. Suşa'daki, Laçin'deki altyapıyı en güzel hale getireceğiz. Ve biz de oralarda rahatlıkla diyeceğiz ki buralar ticaretin artmasına neden olan gerçekten Türkiye, Azerbaycan ve Azerbaycan'ın dünya ticaretine katkısı olan yerlerdir. Şu anda dünya hidrokarbon sıkıntısı çekiyor. Gaz vanaları kesildikten sonra Avrupa şu anda sıkıntıda. Azerbaycan'da gaz var, petrol var. Azerbaycan dünyanın ihtiyacı olan en önemli girdilere sahip bir ülke. Çok rahatlıkla ticaret fazlası veren bir ülke. Şu anda kişi başına geliri 5000 dolarlar seviyesinde ama çok kısa zamanda 10.000, 15.000 dolara çıkacak. Bizim bu konuşmalarımız kayıtlarda. Biz söylediğimiz zaman boşa konuşmayız. Neden? Çünkü sizin faktör şartlarınız, talep şartlarınız, firma yapıları, destekleyici endüstriler çok iyi bir şekilde gelişiyor şu anda. Bunlara biraz daha yön vermek lazım. O zaman rekabetçi avantajı çok kuvvetli bir ülke olarak Azerbaycan geleceğe bakacak. Bakıyorsunuz biz bunu 85 milyon nüfusla artık yapmaya çalışıyoruz. Azerbaycan'ın önünde aslında bu kadar rahat bir kardeş ülke varken ve tecrübesi varken bunlardan rahat rahat faydalanabilmeli. Sevgili seyirciler, burası da dağ üstü park olarak adlandırılan, içerisinde son derece güzel bitki örtüsünün yetiştirildiği ve eşsiz bir Bakü manzarasının bize böyle sunulduğu bir ortam sağlanmış. Allah razı olsun buraları gerçekleştirenlerden, yapanlardan. Hakikaten Bakü'nün en güzel manzaralarından bir tanesi. Arkasında yine bizim müteahhitlerimizin yaptığı güzel eserleri görüyoruz. Bu tarafta da eşsiz bir Bakü manzarasını sizlerle beraber içimize sindire sindire çekiyoruz. Sizlere bu arkamda gördüğünüz harika Hazar Bakü manzarasından sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.